Türkiye'nin Amerika'nın başkenti Washington'da düşünce kuruluşu toplantılarında tartışılmaya devam ettiğini aktaralım yayınımızda. Bunlardan bir diğerine Washington Enstitüsü ev sahipliği yaptı. Panelde Amerikan PBS televizyonunda yakında yayınlanacak bir Türkiye dosyasının önceden gösterimi yapıldı ve sonrasında da uzmanlar Türkiye'deki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileriyle alakalı güncel gelişmeleri yorumladı. Paneli Mehmet Toroğlu izledi. Şimdi karşımızda Mehmet. Nedir detaylar panelden çıkan Mehmet? Evet, Amerikan PBS televizyonunda yayınlanan Great Decisions, yani Büyük Kararlar olarak çevirebiliriz adlı programda her bölümde farklı bir dış politika konusu işleniyor. İşte programın yakında gösterime girecek bir bölümünde de Türkiye dosyasına yer verilecek. Washington Enstitüsü adlı düşünce kuruluşunda Türkiye krizdeki bir ortak başlıklı yaklaşık yarım saat sürecek programın önceden gösterimi yapıldı. Programda genel hatlarıyla Türkiye'nin ilk kuruluş yıllarından başlayarak Türk siyasi tarihini anlatan ama tabii günümüze daha çok odaklanan AK Parti'nin nasıl koşullarda kurulduğu, 2016 Temmuz darbe girişimi, Avrupa Birliği süreci, demokrasi alanındaki gelişmeler, Suriye'deki savaş, Amerika ile ilişkiler gibi birçok konu ele alınıyor. Belgesel tarzında bir program ve uzman görüşlerine de sık sık başvurulmuş. İşte programın gösteriminin ardından bir panel düzenlendi. Panelde programın başyapımcısı MacDara King, geçmişte Emmy ödülüne daha aday gösterilen yapımcı ve baş editör David Heidelberger, Johns Hopkins Üniversitesi İlerisi Uluslararası Araştırmalar Okulu Okulundan Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Profesörü Liesl Hintz, Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay değerlendirmelerini paylaştı. Başyapımcı MacDara King, Türkiye'nin hem Amerikan dış politikası için kritik önemde bir ülke hem de bir NATO müttefiki olduğunu kısa haberlerde, böyle 40 saniyelik haberlerde tam olarak anlatılamayacak kadar karmaşık dinamiklere sahip bir ülke olduğunu söyledi. Bu bakımdan Türkiye'nin bu program için mükemmel bir konu başlığı olduğunu belirtti. Dünyadaki mevcut İki gidişata dikkat çekti King. Bunlardan birincisini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika öncülüğündeki liberal dünya düzeninden uzaklaşılması, ikincisini de dünya genelinde arttığı gözlenen otoriterliğe doğru bir kayış olarak tanımladı ve o açılardan da Türkiye'nin programda işlenmeye çok uygun bir ülke olduğunu söyledi. Diğer yapımcı David Heidelberger de program için birkaç günlüğüne Ankara'yı ziyaret ettiklerini anlattı, röportajlar yaptıklarını anlattı ve bunun kendileri açısından büyüleyici bir deneyim olduğunu belirtti. Heidelberger, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde darbe girişiminin birinci yıl dönümü törenlerini izlediklerini söyledi. Bunu da unutulmaz bir deneyim olarak tanımladı. Bazı gözlemlerini aktardı Türkiye'den Heidelberger. Türkiye'de darbeye yönelik tepkileri gözlemlemenin kendisi açısından ufuk açıcı bir deneyim olduğunu, zira Amerikan medyasının bu darbenin ne kadar kanlı, ne kadar şiddet içeren bir olay olduğunu yansıtmada çok başarılı bir iş çıkarmadığını düşündüğünü söyledi. Olayın sadece bir darbe boyutuyla işlendiğini, halbuki çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekti Heidelberger. Türkiye'de bu konuda büyük bir hassasiyet olduğunu kaydetti. Türkiye hakkında öncesine göre çok daha bilgi sahibiyim. Bu iyi bir şey dedi. Panelde süzülen uzmanlar da genel anlamda Türkiye'ye demokrasi alanında eleştiriler yöneltti. Uluslararası ilişkiler uzmanı Liesl Hintz, Türkiye'de bugünkü gelişmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın icraatlarının birçoğunun aslında 2019'da öngörülen, planlanan genel seçimlerle alakalı olduğu görüşünü dile getirdi. Hintz, Amerika'nın Türkiye'nin Fethullah Gülen'in iade edilmesi talebine değindi. Türkiye tarafından sunulan delillerin Gülen'in bu darbe girişiminde doğrudan rol oynadığını gösterecek düzeyde olmadığını düşündüğünü, Amerika'nın bunu doğrudan gösterecek yeterlilikte bir delil görmeyi beklediği görüşünü paylaştı. Gülen'in Amerika'da, bu Gülen hareketinin Amerika'da işte kendisini böyle bir dinler arası diyalog, yardım, eğitim hareketi gibi göstermede bir olumlu bir izlenim yaratmada kendisi hakkında başarılı olduğunu, sanki bu insanlar böyle bir kanlı darbenin arkasında olamaz şeklinde bir algı yaratmada başarılı olduğunu, ama hareketin geçmişine bakıldığında Türkiye'deki aslında birçok geçmişte demokrasi karşıtı icraatte parmağının bulunduğunu belirtti. Heidelberger de yapımcı Amerika'nın Gülen'i iade etmesi halinde bunun ilişkilerdeki birçok sorunun, yani ilişkilerin geliştirilmesinde, birçok sorunun giderilmesinde çok olumlu etki yapacağı görüşünü dile getirdi. Hintz, Amerika'nın hem Erdoğan'ın milliyetçi söylemlerini beslememe ama diğer taraftan da Türkiye'yi kendi safında tutma gereksinimi konusunda şu anda bir ikilem
yaşadığını söyledi. Washington Enstitüsü Türkiye uzmanı Soner Çağaptay da Türk-Amerikan ilişkilerinin kritik bir aşamadan geçtiğini, iki ülkede de bu ilişkilerin hatta kimi uç çevrelerce de olsa Türkiye'nin NATO üyeliği gibi hususların sorgulanmasının endişe verici olduğunu söyledi. Ancak bu ilişkilerin son iki yıla göre değil, 60 yıllık bir geçmiş bazında değerlendirilmesi gerektiğini önemli vurguladı. Türkiye'deki bugün demokrasi alanında yaşanan zorlukların aslında bir açıdan sorumlusun, yani bir sorumluluğun Avrupa Birliği'de de olduğunu savundu. Avrupa Birliği'nin de bu konudan sorumlu olduğunu savundu. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de ordunun gücünün azaltılması için zamanında baskı yapmakta haklı olduğunu, ancak sonrasında Türkiye'nin Avrupa Birliği perspektifini devam ettiremediğini söyledi. Türkiye'yi üye yapamayız şeklinde açıklamaların yapıldığını hatırlattı. Avrupa Birliği eğer Türkiye'nin üyelik vizyonunu canlı tutabilseydi Türkiye'de demokrasi alanında bugün işte Avrupa Birliği'nin eleştirdiği adımların birçoğunun atılamamış olacağını, yani bunların atılmasının zorlaşmış olacağı görüşünü dile getirdi. Çağaptay da Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da imaj problemi olduğuna dikkat çekti. Ayrıca Türkiye'nin Rusya'nın bir müttefiki olduğu şeklinde bir durumun söz konusu olmadığı görüşünü de paylaştı.